Diyelim ki arkadaşlarınızla gezmeye gitmeye karar verdiniz ama nereye gideceğinize karar veremediniz. Amacınız çoğunluğun memnun kalmasını sağlamak. Bu nedenle herkese nereye gitmek istediğini soracaksınız. Oturduğunuz şehirde gezmeye gidebileceğiniz 3 yer olsun. Hayvanat bahçesi, Luna Park ve de müze. Arkadaşlarınıza tek tek soruyorsunuz. Söyle bakalım nereye gitmek istersin? 1 Hayvanat bahçesi. Birinci arkadaşınız hayvanat bahçesine gitmek istediğini söylüyor. Siz de bunu hemen yazıyorsunuz. Sonra ikinci arkadaşınıza soruyorsunuz adı 2 olan bir arkadaşınız var. Nereye gitmek istediğini ona da soruyorsunuz. O da Luna Park'a gitmek istiyorum diyor. 2 Luna Park. Onu da yazıp 3 numaralı arkadaşınıza soruyorsunuz. O da Luna Park'a gitmek istediğini söylüyor. Ve 2 numaralı arkadaşınızın gitmek istediği yere gitmek istemiş oluyor. 3 Luna Park. Ardından 4 numaralı arkadaşınıza nereye gitmek istediğini sordunuz. O da ah benim için fark etmez dedi. Siz siz ne yapacağınızı bilemediniz çünkü elinizde üç seçenek var ama arkadaşlarınızdan birisi yanıt olarak fark etmez dedi. Onun yanıtını da yazarsınız. Dört, fark etmez. Ve bu yanıtı veren bir arkadaş daima vardır. Ve böyle devam edersiniz. Diyelim ki 9 arkadaşınız olsun, hepsinin yanıtını yazarsınız. 5 hayvanat bahçesi, 6 müze, 7 lüne park, 8 fark etmez, 9 lüne park olsun. Hepsini yazdıktan sonra verilen yanıtlara göre nereye gidileceğine karar vermemiz gerekir. Kararınızı şuna göre verebilirsiniz. En çok kişinin gitmek istediği yere, yani en gözde yere gitmeye karar verebilirsiniz. Arkadaşlarınıza bir soru sordunuz ve yanıtları topladınız. Bu işleme veri toplama adı verilir. Verileri topladınız. Peki nasıl bir karar vereceksiniz? Nereye gideceğiniz konusunda bir karar vermeniz lazım. Bu verileri incelemenin doğru yöntemi bu mu acaba? Kaç kişinin hayvanat bahçesine gitmek istediğini görmek istiyorum ama bunu nasıl yaparım? Tek tek saysam mı? Bir numaralı arkadaş hayvanat bahçesi demişti. Beş numaralı arkadaş da hayvanat bahçesi demişti. Aslında hayvanat bahçesi yanıtını kimin verdiğinin bir önemi yok. Benim için önemli olan hayvanat bahçesine gitmeyi kaç kişinin istediği. Tabi Luna Park'a gitmeyi de kaç kişinin istediği. Şöyle bir yöntem izlemeye karar veririm. Buraya hayvanat bahçesi yazarım ve bu yanıtı veren kişi sayısını yazarım. Evet hayvanat bahçesi. Hayvanat bahçesi yanıtını kaç kere verildiyse mi yazarım? Bir kere verilmiş. Bir kere daha verilmiş. iki etti. Başka var mı? Bakıyorum. Başka yok. Şimdi de kaç kişi Luna Park yanıtını vermiş onları sayalım. Luna Park yazıyorum evet Luna Park. Sayalım bakalım bir kişi burada var bir kişi daha var. Bir kişi burada ve bir kişi de burada. Luna parkları saydığımıza göre müzeye geçebiliriz. Buraya müze yazalım. Evet, müzeye gitmek isteyen yalnızca bir kişi var. Şimdi de sırada verileceğini önceden tahmin etmediğim bir yanıt var. Ama böyle bir yanıt da verildiğine göre onları da saymalıyım. Fark etmez. Evet, bu yanıtı verenlerin sayısı da bir kişi burada ve bir kişi de burada bu arada fark etmez yanıtını verenlerin sayısı en yüksek olsaydı herhalde herkes canının istediği yere giderdi değil mi? Bu şekilde yazınca işimin daha kolay olacağını, daha kolay karar vereceğimi görüyorum. Soldaki listeye bakarak karar vermek pek de kolay olmazdı öyle değil mi? Biraz daha da güzelleştirelim bunu. Bu listeyi tablo haline getireyim. Evet şimdi daha güzel oldu. Ayrıca okuması da daha kolay. Burada ne yaptım? Topladığım verileri düzenledim. Böylece okuması da kolaylaştı. Şimdi artık yorumlamaya başlayabilirim. Yorumlama işlemini elimdeki verileri kullanarak yapacağım. Somut bir örnek verirsem ne demek istediğim daha iyi anlaşılacak. Bu tabloya bakarak yapacağım yorumlardan biri şu olabilir. En fazla sayıda kişinin gitmek istediği yer Luna Parkmış. O halde en gözde yer Luna Park. Fark etmez diyenlerin sayısıyla hayvanat bahçesine gitmek isteyenlerin sayısı birbirine eşitmiş. Her birini ikişer kişi istemiş. Bu sıralı listeyi böyle oluşturmaya devam edebilirim tabii ama amacımız nereye gideceğimize karar vermek olduğuna göre bu sorunun yanıtı gayet açık aslında değil mi? Luna Park. Şimdi de bu yaptığımız işlemleri adlandıralım. İlk önce veri toplama işlemi yap. Evet veri toplama. Veri toplamak için kişilerle görüşüp doğrudan soru sorabilirsiniz. Bunun dışında daha pek çok yöntem de var. Ardından yaptığımız şeyin adı da verileri düzenlemek. Evet, düzenleme. Toplanan verilerin düzenlenmesi. Düzenleyince ne yapmış oluyoruz? Toplanan tüm verileri bir araya getirip okuması kolay bir halde yazıyoruz. Verileri nasıl düzenleyeceğiniz, ne tür bir karar vereceğinize bağlı olarak değişebilir. Örneğin bu soruda nereye gideceğimizi kararlaştırmak istemiştik. Buradan hareketle Böyle bir tablo düzenledik. Daha pek çok farklı şekilde düzenleyebilirsiniz. Burada yani son aşamada bir karar verdik. Oluşturduğumuz tablodan anlamlı bir sonuç elde ederek bir karar verdik. Buna da yorumlama diyoruz. Evet yorumlama. Verileri yorumluyoruz. İşte bu kavramların anlamını artık biliyorsunuz. Veriler hakkında daha fazla şey öğrendikçe verileri düzenleme yöntemleri hakkında da pek çok şey öğreneceksiniz. Örneğin resimli grafikleri öğreneceksiniz. Örneğin çubuk grafikleri öğreneceksiniz. Pasta grafikleri öğreneceksiniz. Evet, bir resimli grafik, iki çubuk grafik, üç Pasta grafik. Pasta grafikler verileri düzenlemek ve görselleştirmek amacıyla kullanılan dairesel grafiklerdir. Daha pek çok yöntem var. Tüm bunları kullanarak verileri düzenleriz. Verileri düzenlemenizin amacı hedefiniz doğrultusunda onları yorumlamak hedefinize bağlı olarak verilerinizi düzenleme yönteminizi seçersiniz bu resimli grafik olabilir çubuk grafik olabilir pasta grafik olabilir veya başka bir yöntem olabilir yeter ki kullanılabilir bir yöntem olsun